dünden kalanlardan herkese tekrar merhaba efendim. Ben Gözde Kuyumcu. Başlıyoruz. Konuşacağımız çok konu var. Enflasyon raporu, Fed içeride biliyorsunuz. Çok üzücü haberler geliyor. Yangın haberleri. Bununla ilgili de konuşacağız. Şeref Oğuz her perşembe olduğu gibi bizlerle olacak. Bir yandan tabii ki gündeme ilişkin başka bağlantılarımız da olacak. Ama önce bir rakamlara göz atalım. Borsa İstanbul tarafındaki prim %2'nin üzerine çıktı. Bugün Merkez Bankası'nın sıkı para politikası vurguları, tabii daha öncesinde gelen Fed açıklamaları etkili oluyor. 1400 puana yakınsadık. Dolar TL tarafında iyimser süreç devam ediyor. Buradaki prim de yani TL'nin değer kazanımı %1'e vardı. Gelişen ülke para birimleri de aynı şekilde etkileniyor. Birazdan tabloyu da açacağım. Euro TL tarafında da 10 bandına yakınsadık. Euro dolar paritesi bugün 1.1886 çünkü dolar endeksi zayıflıyor diyebiliriz. Tahvil tarafındaki fiyatlamalara baktığımızda 2 yıllık yatay 10 yıllıkta da bir miktar gevşeme var. 17.61'e geldik. Bir yandan tabii ki küresel tarafta risk iştahı unsurunu tetikleyen Fed açıklamalarını çok fazla konuşmuştuk. Orada da baktığımız zaman Avrupa borsaları özellikle Londra ve İtalya önderliğinde yükseliş eğilimini sürdürüyor. Az sonra Ceren Dilekçi bizlere detayını aktaracak. ABD borsaları yine alıcılı. Baktığımız zaman Dow Jones ve S&P'de yarım puanlık. Nasdaq'ta bir miktar onun altında yine yükseliş eğilimi olduğunu söyleyelim. Emtia tarafında bugün altın dikkat çekti. %1'in üzerinde primli. Gram altın tarafı 500 TL'ye yakınsa da dolar TL'deki gevşeme burayı biraz baskılıyor. Bitcoin'de de yine 40 bin dolar sınırına yakın bulunmakta. Brent petrol tarafında da 75 doların üzerine çıkıldı tekrardan diyelim. Ve şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından tekrar buradayız. Günden kalanlar kaldığı yerden devam ediyor. Hemen Ankara gündemini alalım. Gündem yoğun. Hoş geldin Mahir Kılıç yayına. Haberleri takip ediyoruz. Üzülerek nedir son detaylar? Evet, Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün kameraların karşısına geçti dilerseniz. O açıklamalarla başlayalım. Merkez Bankası rezervlerine ilişkin önemli bilgiler verdi. Merkez Bankası'nın halihazırda 105 milyar dolar brüt rezervi olduğunu ifade etti. Son aylarda en çok konuştuğumuz, tartıştığımız başlıklardan bir tanesi de özellikle muhalefetten bu yönde gelen eleştiriler vardı. Rezervlerin eksiye indiği yönünde Şahap Kavcıoğlu bugün o eleştirilerin, o açıklamaların aksine Merkez Bankası'nın kasasında 105 milyar dolarlık brüt döviz rezervi olduğunu ifade etti. Bu konu dışarıda yapılan eleştirilerin maalesef yıpratıcı ve gerçeğe yansımadığını özellikle ifade etmek isterim de dediğimiz gibi 105 milyar dolarlık bir rezervden söz etti. Yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı bugün Şahap Kavcıoğlu kameraların karşısında ve Merkez Bankası'nın 2021 yılı için yıl sonu enflasyon tahmininde açıkladı. %12.2'den 14.1'e yükseldiğini ifade etti. Yaklaşık 1.9 puanlık bir artış söz konusu yıl sonu enflasyon tahmini noktasında. 2022 enflasyon tahmini ise %7.5'ten 7.8'e yükselirken 2023 ilişkinde %5 enflasyon hedefi olduğunu ifade etti Şahap Kavcıoğlu. Petrol fiyatlarına ilişkin tahminler de vardı onun gündeminde. Merkez Bankası raporunda 2021 için petrol fiyatları tahmini yükseltildi. Gıda enflasyonu varsayımında %13'ten %15'e çıkarıldığını ifade edelim. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu aynı zamanda enflasyondaki yükselişin yıl sonunda yavaşlamasını beklediklerini ifade etti ve politika faizinin de enflasyonun üzerinde belirlenmeye devam edeceğini ifade etti. Bu yönde bir düşüş olur mu olmaz mı bu konuşuluyordu ancak politika faizinin enflasyon rakamlarının üzerinde olacağını söyledi. Merkez Bankası öğle saatlerinde kameralar karşısına geçmişti. Enflasyonla Merkez Bankası'nın tek başına mücadele ettiğini ifade etti. Bu noktada odaların ve borsaların, şirketlerin destek vermesi gerektiğini kaydetti. Merkez Bankası bu mücadelede yalnız kaydını ifade etti. Böyle bir eleştirisi oldu Şahap Kavcıoğlu'nun. Gün içerisinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir bilgilendirme toplantısı yapıldı basın mensuplarına yönelik. Kabil Havaalanı'nın durumu Türkiye mi koruyacak, korumayacak mı? Bu konu önemli başlıklardan bir tanesiydi. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri ile
görüşmelerin, teknik müzakerelerin devam ettiği ifade edildi. Henüz verilen net bir karar yok. Ancak eğer orada Türk askeri olursa, şayet bir somutlaşma, bir karar alma durumu olursa ve Kabil Havaalanı'nı Türk askeri koruyacak olursa bile orada Türkiye'nin kesinlikle bir muharip misyonu olmayacağı ifade edildi. Meşru müdafaa dışında, yani herhangi bir saldırıya cevap verme dışında da bir operasyonel durum olmayacak, dediğimiz gibi o noktada da ABD ve katkı sağlayabilecek diğer ülkelerle her türlü teknik görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Yine Afgan mültecilerin Türkiye geliş noktasında da İran sınırında Ağrı ve Van'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilave tedbirleri aldığı kaydedildi. Sosyal medyaya yansıyan bazı tepki çeken görüntüler vardı. O görüntülerin de Türkiye sınırına ait olmadığı ifade edildi. Manavgat'ta orman yangını devam ediyor maalesef. Ciğerlerimiz yanıyor kelimenin tam anlamıyla. Sadece Antalya'da değil, Muğla'da, Aydın'da da maalesef farklı noktalarda, Mersin'de orman yangınları söz konusu, ancak Manavgat için ayrı bir panel açmak lazım. Yüzlerce dönümlük alan kül olduğu, yangınla mücadele hala da devam ediyor. Tam olarak kontrol altına alınabilmiş değil. Bakanlar orada an beyan çalışmaları yerinde takip ediyor. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu memleket Antalya'da. O da orada çalışmaları yakından takip ediyor. Binlerce personelin ve aracın yangın söndürme noktasında çalışmalarını sürdürdüğünü ifade edelim. Ancak dediğimiz gibi hala Manavgat'ta yangın tam olarak kontrol altına alınabilmiştir. Hem havadan hem de karadan çalışmalar devam ediyor. Ankara dizi ama bir yandan da gözümüz Antalya'daki, ciğerlerimizde maalesef yangın sürüyor diyelim ve Ankara'dan tekrar söz size bırakalım. Mahir Kılıç, çok teşekkür ediyorum. Orman Genel Müdürlüğü de 58 orman yangını son 2 günde çıktığını söylemiş. Bunun 38'i kontrol altına alındı diyor. 20 yangında halen daha kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şeref Oğuz, hemen dönelim. Şeref Oğuz, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Gözde. Teşekkür ediyorum. Yani gündem sıcak ama tabii şu haberleri bir konuşarak başlayayım istiyorum. Çünkü peşi sıra pek çok ilde eş zamanlı bu yangınlar dikkat çekti. Evet. Şüpheli. Yangından başlayalım değil mi? Kesinlikle evet. Öyle. Yani önce hayat, önce can. Evet. Ne dersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bu yangınlar, ciğerimiz yanıyor lafı. Biz daha önce de ciğerimiz yandı. Defalarca ciğerimiz yandı. Ben muhabirliğim sürecinde 47 senedir bu işi yapıyorum. Belki 20-30 tane orman yangınına gittim. Aynı şeyleri tekrar edip duruyoruz. Ciğerimiz yanıyor manşetimiz. Bakanlar bölgede, ki bu oradaki zayiattan daha önce verilen bir haber oluyor. Bakanlar bölgeye intikal ettiyse sorun yok. Ağaçlar yanıyor. Bir de can kaybı yok diye bir laf var. İnsan ölmedikçe peki oradaki o bitkiler, hayvanlar, onları da bile canlıdan saymıyoruz. Ve işin tuhaf tarafı, ciğerimiz yanana kadar, beynimiz yansa bir ara beynimizi yaksak bu orman yangınlarına bir çare bulabiliriz gibime geliyor. Belli ki burada PKK terörü de var, kasıt da var ve şimdi bunlar çıkış sebeplerinin ayrı incelenmesi gerekiyor ve mutlaka cezalandırılması gerekiyor. Ne oluyor mesela, kasten dahi orman yangını olsa oradaki insanlar bir müddet sonra o yakılan yerdeki ağaçsızlık sebebiyle bir müddet sonra orası ya imara açılıyor ya başka bir şeye rant haline dönüşüyor. O bir kenarda, ama daha da önemlisi, biz neden yangınlarımızı söndüremiyoruz? Neden yangınla mücadelede uçak sayımız yok? Neden TUSAŞ bize bir uçak yapmaz? Önce Güntay Şimşek'i izledim bu Bloomberg'de. Evet. Şu anda Güntay Şimşek'in verdiği bilgiler bana göre orman yangınlarının söndürülmesi, orman yangınlarıyla mücadele konusunda anayasa hükmünde bilgiler. Çünkü o da onu yılların getirdiği tecrübeyle süzmüş getirmiş. Çünkü biz bunları konuşurken Gözde, daha önce başımıza gelenler ve yaptıklarımız, yapmadıklarımızdan yola çıkarak bunu anlatıyoruz. Şimdi Türk Hava Kurumu'nun uçakları yerde yatarken pilotu var, uçağı var ama başında da kayyumu var. Ve uçakları kaldıramıyorsun. Onun yerine Yunanistan'ın bile 27 tane uçağı var. Bizimkiler ise 5 tane veya daha az uçaklarımızla. Üstelik yangın söndürmeyi de bir ihaleyle birilerine kazanç kapısı haline getirmişken, farklı yerlerde ormanları yakan insanları da cesaretlendirmiş oluruz. O kötü niyetli insanları, işte teröristleri, her kimse rant peşinde koşan ya da halkı, ormanlarımıza zarar vermek isteyen teröristleri de cesaretlendiriyoruz. Çünkü bu konuda zaafımız var. Efendim, az önce bakanı izledim. Her şeye hakimiz, çok iyi gidiyoruz.
kardeşim çok iyi gidiyorsun da yangın da senden daha hızlı gidiyor. Anlatmak istediğim şu var, yangın olsun, felaketler olsun herkesin başına gelebilir. Ama bunlarla mücadele konusunda sen kabiliyet geliştirmen gerekiyor. İş kazası olur gözde. 3 gün onu konuşuruz, 4. gün unutur gideriz. Deprem aynı şekilde, yangın aynı şekilde, bütün afetlere yaklaşımımız aynı şekilde olduğu zaman her seferinde aynı yere geliyoruz ve manşetimizi atıyoruz. Ciğerimiz yanıyor. Ciğerimiz yanmasın, beynimiz yansın. Çünkü beynimiz yanması dediğim şu, düşünelim, aklımızı bir araya koyalım ve bir araya getirelim ve bununla ilgili kalıcı çözüm geliştirelim. Uçağımız mı az bulalım ve ormanları... orman yangınlarını orman idaresinden alalım. Güntay bunu önermişti ve son derece yerinde, çünkü diğer ülke örnekleri de var. Alalım bunu, ayrıca bir yere koyalım. Allah'a şükür şu anda orman varlığımız %27'ye gelmiş durumda, ama bu bir yandan da bu teröristler ya da bu rantçılar bunları yakarlarsa yeniden eskisi gibi bu orman yangınları sebebiyle azalabilir. Mesela şimdi buradan kalıcı bir sonuç çıkarmaz isek, bunu da bir bahane saymak isek, az önce orman idaresi söyledi, 20 küsur yerde daha söndürülemedi, 57'den 20 tanesi hala yanmaya devam ediyor. 57 tane orman yangını aynı anda çıkmaz. Yani bu istatistiğe de karşı. Belli ki burada ormanları yakanlar var, bir de ormanları söndüremeyen bizler varız. Eğer biz ormanları gerçekten söndürmek, sahip çıkmak istiyorsak, oradan bile ihaleye verip, söndürme ihalesi verip ona buna yandaşa şey çıkarmak yerine, kazanç sağlamak yerine, bu ciğerimiz, hepin canlılarımız yanıyor, ülkemiz yanıyor noktasında kalıcı çözüm geliştirmemiz gerekiyor. Yoksa vicdanlarımızı böyle su serpiyoruz biraz. İşte küresel ısınmaya da pek çok sorunu bağlıyoruz. İklim değişikliği diyoruz, günah keçisi olarak onu yapıyoruz, ama iklimi değişirken biz niye değişmiyoruz? Mesela ben şu anda Trabzon'da yaylalardayım. 3 gün, 4 gündür buralarda seller, sular oluyor. Önceki gün bu sellerde aşağıya indim, ilçeye indim. Çıkarken orman dere kenarında inşaat sahibini gördüm. Orada bir şeyler yapıyordu. Ya ne yapıyorsun dedim. Ya dedi, yağmur yağdı, beton dökemiyorum. Ama sen burada bu evi yapmamalısın diyorum. Bunun izni var. Derenin tapusu bende diyor. Şimdi bu anlayışın aynı şekilde ormana yansıt. İnanılmaz bir şekilde gözde bir tutarlılık var. Yani bizim hatalarımız birbiriyle son derece tutarlı. Yani afete yaklaştığımız gibi yaklaşıyoruz. Orman söndürmede ki aynı, hatta enflasyonla mücadelede bile yine aynı yaklaşımı sergiliyoruz. Sorunu tespit konusunda herkes vicdanını rahatlatacak bir öneri sunuyor ve o geçtikten sonra, acısı geçtikten sonra unutuyoruz ki bir dahaki orman yangınına kadar. Evet, şimdi dediğiniz gibi bu resmi açıklamalarda tabii ki bir saldırımdır değil midir, bunlar tabii daha açıklanmadı. Soruşturmalar devam ediyor, onu da altını çizelim. Can kaybı da 3 olarak açıklandı. Güncel haberleri almaya devam edeceğiz, ama tabii ki insanoğlu doğaya karşı duramayacağını anladığında herhalde evet, bir şeyler değişecek. Manavgat, Bodrum, Alanya, Kayseri, Adana, Osmaniye, yani liste çok kabarık ve hakikaten hepimiz çok üzgünüz. Diliyoruz en kısa sürede bunlar durdurulacaktır. İşin biraz bu boyutuna tabii ki dikkat çekmek istedik. Bir yandan da bu tabii ki dediğiniz gibi küresel iklim değişiklikleri diye de adlandırılıyor. Sel, yangın, diğer felaketler, bunların da aslında biliyorsunuz işimiz gereği ekonomi tarafını birazdan da konuşacağız, ama öncelikli olarak tabii başlangıçta böyle bir girizgah yapmak istedim. Teşekkür ediyorum fikirleriniz için. Şimdi tabii ki öncelikli olarak bir enflasyon raporu tarafına dönelim. Bugün içerideki evet, sıcak gündemde bir yandan bizim için buydu. Dolayısıyla Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları dikkat çekiciydi. Hem tabii ki yukarı yönlü revizyon olması kaçınılmazdı. O bekleniyordu zaten. Biraz piyasa beklentilerine yakınsaması olumlu olarak karşılandı, ama ben önce şunu sormak istiyorum. Yani işin teknik tarafları bütün gün konuşuldu zaten, ama Şahap Kavcıoğlu dedi ki yalnızız. Yani bu minvalde açıklamalar evet, yaptı. Yani evet, bir topyekun mücadele vurgusu biliyorsunuz yapılıyordu, ama bunu içselleştirelim dedi. Vatandaş dedi, kurumlardan bahsetti ya da reel sektöre atıfta bulundu. Ne yapılması evet, gerekiyor? Yani reel sektör tarafında mesela biz konuştuğumuzda reel sektör temsilcileri diyor ki, örnek veriyorum, işte mobilya sektörü henüz yansıtılamamış fiyat artışları var diyor. Üretici evet, fiyatlarını zaten evet, takip ediyoruz, ama
Bir yandan da bakıyoruz yani biz dışarıya çıktığımızda bir şey alacağımız zaman fiyatlar çok yüksek, artmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu topyekün mücadele, yani tabii ki Merkez Bankası tek başına bir şey yapamaz ama yani reel sektör ne yapabilir? Vatandaş ne yapabilir? Evet. Şimdi geçtiğimiz aylarda, yıllarda Türkiye'nin yurt dışındaki bir platformunda değerli yalnızlığından ülkenin söz edilmişti. Hı hı. Ve bu da bayağı bir yankı uyandırmıştı. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın yalnız kaldığım sözleri açıkçası biraz bana bunu hatırlattı. Değerli yalnızlık yerine bana göre tehlikeli bir yalnızlık içerisinde Merkez Bankası Başkanı. Gerçi bununla refere ederken bu yalnızlığı karşılığında yani yalnız kaldım yardıma gelin bir bana. Yardım çağrısı aslında bu. Niye? Aynı orman yangını, ekonomide bir yangın var. Enflasyon yangını. Bunu da raporluyor. Diyor ki enflasyonda artık bu 12.2 gibi bir rakamdan bu hedefte olmaz. Bunu biraz yükseltiyor. Daha fazla yükseltemiyor. Neden? Çünkü o sadece yalnız değil, tehlikeli bir yalnızlık içerisinde. Diyor ki borsalar, şirketler, odalar konuda destek versin. Şimdi 2018'i hatırla Gözde. Orada da bir kur hatağı olmuştu. Enflasyon fırlamıştı. Hatta toplam yani üretici fiyatlarında %40 rakamlarında gördüğümüz zaman o zamanki yönetim bir seferberlik başlatmıştı. Enflasyonla topyekün mücadele seferberliği. Tam da adı buydu. 2018'in Eylül'ünde bu başladı ve odalar, şirketler vesaire herkes yardıma koştu. Hatta istenen şuydu ya biraz zamlarınızı durdurun, hatta fiyatları geri çekin. Buna katılan insanlar, şirketler bunu sosyal medyalarda da paylaşarak, hatta televizyonlarda paylaşarak, belki de bunu bir sosyal destek kampanyası haline dönüştürerek %5, %10, hatta %40 zam fiyat indiren insanlar gördük. O seferberliğe katıldılar ve bu enflasyonu düşürmede başarılı oldu. Ancak başka bir şey oldu. 2020 geldi, Covid diye bir bela. Bütün dünyanın olduğu gibi bizim ulusumuzun da başına çöktü. Ve bu çerçeve içerisinde her şeyin durduğu ortamda 400 günlük kapanmada çok büyük yaralar aldık. Bu yaraların içerisinden en önemli unsurlardan bir tanesi maliyetler yukarıya doğru çıkarken biz bunları fiyatlara da yansıtamadık. Şimdi az önce söylediğin çok doğru. İyi, ben bu 2018'de yardıma koşmuştum sana şirketler olarak, sektörler olarak. Yani inşaatçısı, mobilyacısı, mermercisi, aklınıza gelen bütün sektörler. Fakat şimdi ben zaten şu anda yardımdayım sana. Nasıl yardımdayım? Ben %43'lere varan fiyat artışını fiyatlarıma yansıtmıyorum ki, yansıtamıyorum. Zaten ekonominin içinde zor olduğu bir ortamda ben buna da daha tahammül etmek istiyorum, dayanmaya çalışıyorum ama dayanma bir yere kadar. Şu anda enflasyonun açıkçası en son açıklanan rakamlar itibariyle aradaki fark 20 puana çıkmış durumda tüketici ile üretici arasında. Belli ki bir müddet sonra bu tüketici fiyatları yukarıya gidecek, üretici fiyatları biraz aşağı gelecek ve bu zamlar ister istemez yansıyacak. Kavcıoğlu'nun feryadı haklı. Ancak bir başka unsura ben dikkati çektim. Mesela bu sunumu izlediğim zaman şunu gördüm. Bu sunumda bazı eksikler var. Merkez Bankası Başkanı yalnız ama yalnızlaştırılmış, yalnızlaştırılmasına sebepleri de konuşursak onu kalabalıklaştırabilir, onun yanına pek çok yeni destek verebiliriz. Her ne kadar üretici fiyatları konusunda sanayici artık burama geldi, fiyatlarımı yansıtmıyorum zaten. Hali hazırda ben zaten fedakarlığı üstlenerek yardımdayım, yanındayım demesine rağmen. Bir kere enflasyon ve faiz zehri konusunda net söylemler söyleyemedi. İkincisi olacaklar ve yapılacaklar arasında sıkışmış bir Merkez Bankası Başkanı gördük. Artı ekonomistlerin sorularına cevap görmezden geldi. Çünkü neticede elinde bir söylem var, onun dışına çıkmadı pek. Artık geçici açıklamalarla kalıcı etki yaratamazsın. Şimdi piyasayı yönlendirmek istiyor, yönlendirmede Merkez Bankası'nın ne kadar elinin serbest, elindeki politika araçları nasıl kullandığı konusunda da bir özgürlük alanı olması lazım. Bunu biz eski Merkez Bankası'nın görevden alınmasıyla beraber Merkez Bankası yeni başkanının güven oluşturması, sözünün dinlenebilir hale gelmesi için bir zamana ihtiyacı var. Tam da bu süreç içerisinde devraldığı faizi indirmek yola çıktı fakat onu indiremedi. Niye? Artık konjonktür değişti, başka bir şey. Faiz kararını dahi siyasete bağlamanın getirdiği bir tutuklukla beraber şunu söyleyeyim. Faizde dünyada indirim sezonu bitti Gözde.
Gönül isterdi bu, ki. Bu tabii gelişen ülkeler tarafında merkez bankaları da faiz artırıyor ve zaten hani emtia fiyatları ve o bol para da bize yaramıyor. Yani dışarıdan özellikle enflasyon ithal ettiğimiz için. Evet. Evet, enflasyon ithali var artık. Şimdi eskiden bu yoktu. Şimdi bu var. Şimdi aynı dert mesela Amerika'ya bakıyorsun. Enflasyon, faizler hala bir hanelerin altında, enflasyon 5'i aşmış durumda. Bu sence kalıcı bir denge midir? Belli ki geçici bir denge, biri birilerine yaklaşacak. Onun getireceği etki emtia üzerinden zaten ülkemize giriyor. Kapıkule'den giriyor, Habur'dan giriyor, her taraftan giriyor. Çünkü Türkiye ihracatla ayakta kalmaya çalışıyor. Dövize ihtiyacı var ve bu ithalatla da mahkum. Emtia fiyatları binince ister istemez sadece içeride sanayicinin fiyatları artmıyor. Aynı şekilde ihraç malımızın rekabet avantajını da ortadan kaybediyoruz. Anlatmak istediğim bu konuda Türkiye'nin enflasyonla mücadele konusunda bir karar vermesi lazım. Şimdi bir yandan gözde yüksek büyümeye ihtiyacımız var. Neden? Çünkü %25'lere varan, %27'lere varan işsizlikten söz ediyoruz. Özellikle genç işsizler konusunda. Büyüme, üstelik bu çeyrek büyümelerin en son güzel fiyakalı büyümemizin 5-6 çeyrek sürmesi lazım ki istihdamda bir indirmeye sebep olsun, istihdamda bir genişlemeye sebep olsun, işsizliğimizi azaltsın. Artı öbür taraftan başka bir boyutla giderse enflasyonum da düşük olsun. Şimdi bizim gibi ithal parayla, yani dışarıdan gelecek kaynakla büyüyen, cari fazla üretemeyen bu ekonomi içerisinde siz ister istemez büyümeyi artırdığınız zaman enflasyon da motorun ısısı olarak yukarı çıkıyor. Şimdi bu konuda hangisini öncellememiz gerekiyor? İkisini aynı anda yaptığınız zaman arabanın hem gazına büyüme, hem frenine enflasyonla mücadele aynı anda bastığınız zaman motor da dağılır. Nitekim baktığımız zaman çok şükür sanayicimiz, KOBİ'lerimiz inanılmaz bir gayret içerisinde üretim gayretinde ama diyor ki kardeşim diyor ben bu yüksek karlılığımı korumalıyım, bana enflasyonu indir. Öbürü de diyor ki makro dengeleri ne olur koru çünkü benim kur konusundaki oynaklığın ortadan kalkması lazım, fiyat veremiyorum, plan yapamıyorum. Yani merkezi hükümete, ekonomi yönetimine diyor ki biz zaten işimize bakıyoruz, enflasyona da destek veririz, fiyatların külfetini de üstleniriz ama makro dengeleri bozarsam ben bunu yapamam. Çünkü benim stabil bir ya sabit ya da doğrusu az değişken bir kura ihtiyacım var. Bu kurla nereye gidiyorsun? Bununla beraber ihracatı da kur avantajı falan da ortadan kalkıyor bir müddet sonra. Çünkü biliyorsun Gözde, 100 dolarlık bir ihracat yapabilmek için 60-70 dolarlık ithalat yapmak durumundasın. Tamam, yüksek kurun yüksek olmasıyla beraber fiyat avantajı elde ediyorsun ama öbür taraftan da maliyet %43'lere vardığını söylüyor zaten üretici fiyatları. Maliyet yüzünden kuyruğunu ısıran yılana dönüyor. Birin fiyatların öbür taraftan artırıyorsun. Yani şu anlamda anlatmak istediğim, Türkiye Merkez Bankası Başkanı'nın faizleri artıramayacağı bir düzlem içerisinde ama indirme sözünün de artık altının, mantığının ve gerekçelerinde kalktığı bir ortama girmiş bulunuyoruz. Söylenen şu, yıl sonuna doğru indirim beklenebilir. Yıl sonuna doğru bırakın indirim beklemeyi, ben tam tersine yeniden faiz artırma zorunda kalabiliriz endişesindeyim. Nitekim bugün yine Merkez Bankası Başkanı'nın söylediği gibi hani reel faizi pozitifte tutma gayreti. Bu ne demektir? Bir enflasyon var. Enflasyonun üstüne vereceğiniz faiz onun üstünde olması lazım ki liraya itibar kazandırmamız lazım. Fakat şimdi bir bakıyoruz. Bunu bağladığı gerekçelerde enflasyon rakamının tahmininin yukarıya çıkması noktasındaki gayretlerinde petrol var, şu var, bu var ama bir taraftan turist gelirlerine bel bağlanmış durumda. Kesinlikle şimdi öyle. Covid varyantını da çok fazla konuşuyoruz. Orada da zaten bu reel faiz noktasında stopaj indirimde devam etmeli gibi mesajlar verdi ama tabii ne kadar ikna edecek hani halkını? Bugün yine baktığımız zaman dolarizasyon tarafındaki mesela eğilimde yine yukarı yönlü. Birazdan onları da detaylı olarak konuşuruz. Konuşacak zaten pek çok da başlık var ama Borsa İstanbul'u birazdan kapatacağız ve Burcu Kırat bizlerle olacak. 2.27'lik prim. Neredeyse 1400'e yakınsadık. Bir sürede Borsa İstanbul tarafında biliyorsunuz böyle hacimler düşüktü. Hacim tarafında da biraz toparlanma vardı. Bugün demir çelik hisseleri sanayi tarafındaki özellikle yükseliş dikkat çekiyor. İlk sırada yüzdesel bazda en çok artan Ereğli demir çelik.
İpek Doğal Enerji Kaynakları, İhlas Holding, Kardemir var, Hektaş var, Koç Holding gibi hisseler dikkat çekiyor. Yine puan bazlı katkılarda da Ereğli BİM, Türksel, Koç gibi hisseler ilk sıralarda. Bilanço sezonunu da takip ediyoruz bir yandan. Burcu Kıratlı, neler aktarırsınız bugün bizlere? Merhaba Gözde Hanım. Evet, BIST'te bugün özlediğimiz bir görüntü vardı ve güne boşluk bırakarak yüksekte başlayan BIST 100 endeksi gün boyu alıcılı bir görüntüyle tamamladı. Güvercin olarak algılanan FED açıklamaları sonrasında dünya piyasalarındaki yükseliş hareketine ayak uydurabilen Borsa İstanbul'da 1375 puandaki önemli direnç seviyesinde kolayca geçebilen endeks gözünü 200 günlük ortalamanın bulunduğu 1405 puandaki dirence dikti. Alımların genele yayıldığı günde gelen kar satışlarının karşılandığı ve spor hisseleri dışında kaybettiren sektörün bulunmadığı görülüyor. Yükselişte eksik faktör olan artan işlem hacmi ve direnç seviyeleri aşıldıkça sağlanabilir. Günün en çok kazandıran sektörü olan metal ana sanayi hisseleri aynı zamanda içinde bulunduğumuz ikinci çeyrek bilanço sezonunda en iyimser beklentilerin paylaşıldığı sektör olarak biliniyor. Yurt dışına baktığımızda dünün en önemli gündemi şüphesiz FED'ti. Başkan Powell şimdilerde hazırlamakta olduğunu söylediği Jackson Hole konuşması için kendisine gelen soruları bu konuşmanın içeriğini şimdiden paylaşmak istemediğini söyleyerek cevap verdi. Yani Ağustos sonunda önemli açıklamalar gelme ihtimali hala var. Ama istihdam piyasasında daha yol kat edilmesi gerektiğini söylemesi açıklamanın zamanlanmasının biraz daha ötelenebileceğini düşündürüyor. Bugün gelen işsizlik maaşı verisiyle de gördük ki pandemi öncesine göre hala iki kat fazla. Ayrıca basın açıklamasında enflasyonun geçici olduğu ifadesi tekrar yer bulsa da Powell konuşmasında enflasyon beklentiden daha inatçı olabileceğini söyledi. Fiyatlama tarafında başta kıymetli metallerde ve tahvillerde satış gördük. Ancak sonrasında piyasa henüz zaman olduğunu görerek satışları geri aldı. Gerçekten de tahvil alımları azaltılmaya başladığında programın hızına bağlı olarak kısa süreli bir türbülanstan sonra piyasa tekrar toparlanacak gibi gözüküyor. Altının sevdiği bir ortam bu. Güçlenmesi ve piyasanın taper için zaman olduğunu anlamasıyla birlikte bu sabah kıymetli metallerde alış başlamış gözüküyor. Altında ilk etapta 1830-40 aralığına kadar ulaşabilecek bir rally olabilir ve alım pozisyonları olabilir. Benzer şekilde gümüşte de 25-90 seviyesine hedefli alımlar makul olabilir. Taper konusunun FED tarafından ötelenmeye devam etmesi dolar endeksi üzerinde baskının artmasına neden oldu ve 92 seviyesine kadar geriledi. Biz burada da 91.50-30 arasındaki ortalamaya kadar gerilemeyin yerinde olacağını düşünüyoruz. Ekonomik takvimde bugün ikinci çeyrek büyüme okuması geldi. Piyasa beklentisinin geçen senenin aynı çeyreğine göre %8,5 büyüme olduğu yönündeydi. Buna karşılık gayri safi yurt içi hasıla yalnızca %6,5 büyüme sergiledi ve beklentilerin altında kaldı. Bu ilk çeyrekteki rakamın yani %6,4'ün çok çok az üzerinde. Ancak şu anda piyasalar tapering için daha vakit var diyerek riskli varlıklara yönelmiş gözüküyor. Bunun haricinde ham petrol stokları 2020 Ocak ayından beri gördüğü en düşük seviyeye geriledi. Bu da petrol fiyatını destekleyen bir unsur. Ancak Brent'i 75-50 seviyesine doğru yaklaşıyoruz ve bu da buraya doğru da kısa vadeli satış bekliyoruz biz. Onun haricinde iki tane hisse önerimize geçiyorum her zamanki gibi. İlk United Parcel, CFR'e güçlü alt tavsiyesi veriyor. Hedef fiyat $233. Bu Amerikan merkezi çok uluslu paket teslimat ve lojistik şirketi. E-ticaretteki artış devam ettikçe ve otomasyon verimliliği arttıkça UPS gelirlerinin gelecek yıllarda piyasadan daha hızlı büyüyeceğini öngörüyor. Bununla birlikte şirket S&P 500'e kıyasla %23 iskontolu işlem görüyor. Bu da hisseyi cazip hale getiriyor. İkincisi Arena Pharmaceuticals, Credit Suisse endeks üstü getir tavsiyesi veriyor ve hedef fiyat $102. Arena Pharmaceuticals bir ilaç şirketi. Yakın zamanda başka bir ilaç şirketiyle işbirliği yaptığını duyurdu ve tam tedavisi olmayan bir deri hastalığı üzerine çalışıyorlar. Söz konusu hastalığın etkili şekilde tedavi edilmesinin çok zor olduğu kanıtlanmış ve standart tedavilerle genelde yetersiz. Amerika, Avrupa Birliği, Japonya genelinde yaklaşık 470 bin yaygın hastanın olduğunu tahmin ettiği sedef hastalığı için henüz karşılanmamış etkili bir tedaviye ihtiyaç duyulacağını düşünüyor ve burada büyük bir pazar olacağını tahmin ediliyor.
Bizim hisselerden ve piyasalardan aktaracaklarımız bu kadardı Gözde Hanım. Size iyi yayınlar diliyoruz. Burcu Kırat'a çok teşekkür ediyorum. Şeref Oğuz, kaldığımız yerden devam edelim. Tabii bu reel faiz meselesi çok tartışılıyor ama dolarizasyonla ilgili de bir iyileşme yok. İsterseniz oradan devam edelim. Tabii önümüzdeki bu süreçte hani tabii ki kademeli olarak bir çözülme gerçekleşebilirse gerçekleşir. Nedir beklentiniz? Yani bu hani söylemler şu anda biliyorsunuz hep hissedilen enflasyonun daha yüksek olduğu en çok konuşulan konu da tabii ki alım gücünün düşmesi ve bir şekilde kendini korumaya çalışan hane halkı ve tabii ki reel sektör. Şu sıra Gözde enteresan bir alışkanlık edindim. Gittiğim her yerde insanlara param var mı? Dövize mi liraya mı yatırıyorsun diye soru soruyorum. Evet. Kendi çapımda eğilimlerini almaya çalışıyorum insanların. Acaba siz nerelere yatırıyorsunuz? Herkesin şöyle değil şu, ben diyor döviz, altın, işte arada işte bir de Türk tahvilleri söyleyen bazı daha böyle araştırmayı seven bu kültüre, yatırım kültürüne sahip insanlar ama genelde söyledikleri elime geçen paranın bir miktarıyla ben mutlaka altın alıyorum, döviz alıyorum. Ben de soruyu devam ettiriyorum. Neden lira almıyorsun? Dedikleri şu, enflasyon onu eritiyor. Şimdi peki diyorum ama dövize çok az faiz veriyorlar kardeşim. %1, %0.5 falan filan. Ben onun faizi için oraya gitmiyorum ki diyor. Beni enflasyondan koruduğu için ben dolara gidiyorum diyor. Peki ne zaman vazgeçersin bundan? Söyledikleri de çok net. Enflasyon düşsün, bu konuda kanaatim olsun. Yeniden ben dolardan paramı çıkarırım. İhtiyaçlarım kadar şu anda ben dolar bozdururum. Yani tersine dolarizasyon. Türkiye'de şu anda paraya ihtiyacı olan insanların dolar bozdurması miktarıyla sınırlı. Ama biz tersine dolarizasyon derken Gözde ne diyoruz? Oradan çıkalım. Türk lirası varlıklara, yatırımlara girelim. O uzaktan uzağa anlatmak istediğim şu, tersine dolarizasyonun kararını enflasyon verecek. O yüzden enflasyonla mücadele verecek. O yüzden enflasyonla mücadele bana göre alınacak tedbirler içerisinde en önemli unsurdur. Çünkü yüksek enflasyon ortamında Türkiye bunu daha önce yaşadı. Biz onu 90'lı yılları kayıp yıllar diye damgalamamızın sebebi bu enflasyondu. Şimdi önce bu enflasyon yok zannediliyordu. Tek haneye indireceğiz, tek hane enflasyon abartılıyor falan dendi. TÜİK'in rakamları güncellendi. Önce Cumhurbaşkanı güncelledi enflasyon dilini. Yüksek enflasyon lafını kullandı hatırlarsan bu geçtiğimiz haftalarda. Evet. O güncelledi. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'ndan bir güncelleme geldi 12.2'den 14.1'e. Fakat hala piyasa diyor ki enflasyon bu kadar yüksekken reel faiz bana vermiyor. Kardeşim diyorum, enflasyon ile şey arasında 2-2.5 puan fark var. 19 ile 16.1 vesaire arasında. Hayır diyor, ben o rakama inanmıyorum. Yani anlatmak istediğim, Merkez Bankası Başkanı üzerine bizim belki de kurumsal bir kimlik ve güven inşa etme konusunda gayretimiz olursa inandırıcılığı artacak. Artı o, Merkez Bankası Başkanı'nı yalnız bırakmayın beni dediği borsa, odalar, iş adamları falan değil, bizzat onu yalnız bırakan mali politikalarımız, maliye politikalarımız, hazine politikalarımız. Mesela Merkez Bankası Başkanı'nın marifetiyle gelebileceğimiz noktaların sonuna kadar geldik. Bu Merkez Bankası Başkanı'nın kabiliyetiyle de ilgili değil Gözde. Dünyaya bak, bir sürü Bloomberg'den dünyanın her tarafındaki merkez bankalarının mücadelelerini anlatıp duruyor. Bütün yorumcular, haberler, manşetler falan. Ama bunun yanı sıra başarılı uygulamaların altında bir de maliye politikaları var. Mesela tasarruf tedbirlerinden söz edildi. En ufak bir tasarrufa dair bir işaret yok. Sadece dilimizde kaldı. Artı döviz kazandırıcı işlemler konusunda atmamız gereken adımlardan henüz çok daha birikteyiz. Hala biz Kanal İstanbul gibi gene harcama gerektiren alanları ön planda zikrediyoruz. Halbuki önce para kazanmamız lazım çünkü dövize şiddetle ihtiyacımız var. Turizm konusundaki o umudunu Merkez Bankası Başkanı'nın dile getirmesi de hiç fazla boşuna değil. Fazla iyimser bulundu değil mi? Fazla iyimserden iyimser öte hayal ne yazık ki ben de gönlüm isterdi ki kaçırdığımız sezonu ucundan yakaladık. Temmuz'da biliyorsun başladık ve gönlüm isterdi ki yıl sonuna kadar 20 milyar dolar param olsun. Şimdi 20 milyar dolar demek 30 milyon turist demek. 30 milyon turisti 2 ay, çünkü sezon Ağustos var, Eylül var. 30 milyon turiste bu tesislerimizde hizmet vermemiz zaten fiziken mümkün değil. 4 ay olsa
doğru. Ama siz önümüzdeki dönemde 2 ayda Ağustos ve Eylül'de bütün tesisleriniz 30 milyon turisti ağırlayacak düzeyde değil. Çünkü turizm sektörü de bu kayıtlarını telafi etmeye odaklanmış, ne yatırım yapabilecek ne kapasite genişletecek hali söz konusu. Bu, ama şu var, Merkez Bankası Başkanı yalnızlığın getirdiği belki de biraz melankoliyle bu rakamı telaffuz etmek zorunda kaldı. Gönül isterdi ki 20 milyar dolarlık bir turizm gelirimiz olsun ama ne o kadar bir zamanımız var. Seneye inşallah eğer bu varyantlar vesaire kendini güncelleyip mesela varyant 4-5 olmazsa buna inanıyorum. Biz 2019'un üstüne çıkabiliriz dedikleri rakam da Merkez Bankası Başkanı'nın haddini aşmış bir temenni. Biz o dönemde 35 milyar dolar para kazandık. Şimdi 20 milyar daha üstüne nasıl koyacağız? Mümkün değil ama 2022'de ben bunun çok daha fazlasını yapabilecek bir turizm potansiyelimiz olduğuna inanıyorum. Ama Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyon için umut vermek uğruna kendisi matematik hesap bilen bir insan. Bu hesabı yapıyor ve boş hayallerle bu yani kazanılmayacak bir parayla enflasyonu düşüremezsin. Çünkü enflasyonu düşürecek olan sadece sektörleri yardıma çağırmak değil, bizzat ekonomiyi yöneten hazine ve maliyenin de bir koordinasyon içerisinde olması lazım. Yani Merkez Şimdi Bankası bir de, Başkanı bir çok de yalnız. Şeref Oğuz, evet, bir de şöyle bir şey var. Şimdi aşılama en önemli şey. Çünkü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da biliyorsunuz buna değindi. Ne kadar fazla aşılırsak o kadar az vaka sayısı olarak paralel olduğunu anlatan raporlar var. İçeride vaka sayılarında da biliyorsunuz 20 bini aştı. Evet. Orada da mesela en çok yoğun bakımda şu anda yatanların aşılanmayanlar olduğu söyleniyor. Yani aşılanmamak nasıl bir zihniyettir bilmiyorum. Onu ben eleştiremem ama bir yandan tabii ki reel sektör bunun bir sosyal sorumluluk şeklinde yapılması gerektiğini ya da mesela hani en azından tedbir olarak yani bu kadar aşılanan insan ya da işini gücünü tekrardan toparlamaya çalışan insana çünkü yazık oluyor. Dolayısıyla evet. En azından mesela restoranlara gidişleri kısıtlansın, belki kamu birimlerine gidişleri kısıtlansın gibi biliyorsunuz söylemler var. Evet. Ne düşünürsünüz? Yani bu aşılanma mevzusu çok fazla tartışılıyor. Devam da edecektir evet. Muhtemelen. Evet, şimdi açıkçası bu aşılanma konusunda bazı tedbirleri hükümet düşünmeye başladı bilim kurulu ışığında. Şimdi buna karşı çıkanlar hatta gözde çok tuhaf bir şey oldu. Şimdi sağlık sorunuydu değil mi aşı? Evet. Önce aşı yoktu, hepimiz ya aşı yok diye çok fazla değil mi Şeref Oğuz? Aşı yok diye çok fazla eleştiriler oldu. Aşı yok diye tabii söylentiler oldu. Neden alamıyoruz, niye gelmedi? Geldi, yaptırın o da yok. Yani enteresan. Yani şimdi... Evet, şimdi üstelik bunların acısını da yaşayan biri şahsen ben yoğun bakımda 7 gün kaldım, ölümden evet. döndüm. Bloomberg'de, Habertürk'teki pek çok arkadaşımın bunu geçirdiğini biliyorum. Bunun sıkıntıları çerçevesinde 2020'yi böyle kapattık. 2021'de de aşı umutlarıyla beraber aşı yok, aşı nerede, aşı gelsin, aşılanalım diye gayret gösterirken şimdi tuhaf bir şekilde aşı karşıtı bir ideoloji doğmaya başladı. Şimdi bununla ilgili olarak yani bir sağlık sorunu yavaş yavaş bir sosyal soruna dönüşmeye başladı. Sanki böyle bir ideolojik ayrılmış gibi özgürlükler vesaireden söz ediyor. Zaten şimdi eğer toplum sağlığı söz konusuysa özgürlükler ikinci plana atılıp hepimizi eve tıktılar biliyorsunuz. O zaman özgürlüklerimizi kısıtlandı. Niye bunu durdurmak sadece biz değil dünya. Hükümetin hazırladığı tedbirlerden bazıları şu. Aşı olmayanların bazı haklarından mahrum edilmesi. Özellikle kamu hizmetleri artı çok hayati bazı alanlarda mesela elektrik faturasının ödeyemeyecek hale gelmesi ya da ödeme imkanlarının ortadan kaldırılması gibi insanları aşı olmaya sevk edecek, aşı olmayanları daha doğrusu bu tutumlarından vazgeçecek bazı kurallar geliyor. Fakat bunun uygulanması çok zor olacak. Çünkü bu kuralları reddetmeyerek ama buna rağmen direnen pek çok insan var. Şimdi üstelik işi mizaha dökerek biz virüsle baş etmeye çalışıyoruz gözde. Efendim diyor Covid-19 gitti şimdi varyantları geldi maske sayısını ikiye çıkaralım. Diyorsun hani böyle ciddi ciddi dinliyorsun. Biri bir koluma öbürü de öbür koluma. Şimdi kardeşim onu koluna takacaksan 20 tane taksan ne olur? Anlatmak istediğim bu aşıya direnenler, aşıya karşı lakayt davrananlar aşı özeni gösterip
Bununla ilgili olarak maske, mesafe, temizlik kurallarına uyan insanları da tehdit altına sokuyorlar. Şimdi bu lanet hastalıkla, bu belayla topyekun mücadele etmediğiniz zaman içinizden bir tanesi dahi bu çalışmayı, gayreti boşa çıkarabiliyor. Hükümetin hazırlayacağı tedbirler sonra çok kişi bağıracak, çağıracak, biz bu kanunu hak etmiyoruz vesaire. Benim asıl üzüldüğüm nokta şu Gözde. Aşı olmayanları, aşıyla kayıtlı davrananları terbiye etme adına alınacak olan kuralların aşıya riayet eden ve buna uygun davranan insanları da zora sokacağı. Şimdi bu adaletsizliği ortada nasıl kaldırılacağız? Bence hani bir kural vardır. İnsanı eğitemiyorsan malzemeyi eğit ya da yasayı eğit derler. Görünen o ki bizim bu eğitemediğimiz, ikna edemediğimiz insanları yasayla eğiteceğiz. Yani bunları hak mahrumiyetiyle beraber belki bir oranda aşılanmaya yönlendirebileceğiz. Evet, ben kendi adıma destekliyorum böyle olsa. Yani TESK Başkanı mesela Bendevi Palandöken buna değindi. Birleşmiş Markalar Derneği zaten esnaf şu anda, işte reel sektör bunun acısını çok fazla yaşamış. Yani can kaybı en başta, zaten ekonomi bir yana dursun. Bunu insan sağlığı için, yani hayat için yapmamız gerekiyor. Bir de mesela Google gibi firmalar ilgimi çekti bugünkü bu haber. Çalışanlarını mesela işe geri çağırırken aşılanma zorunluluğu şart koşuyor. Belki reel sektör tarafında da acaba böyle şeyler yapılabilir mi diye de düşündüm. İlk etapta mesela belli bir kısım ABD'deki kampüslere uygulanacakmış ama daha sonra mesela dünya çapında 144 bin çalışanına da böyle bir zorunluluk getirilecekmiş. Şimdi Gözde bir şey söylemek istiyorum. AVM'lere girerken bize ne soruyorlar? HES kodu. HES kodu soruyorlar değil mi? Şimdi HES kodu yerine AVM'lere girirken aşı olmuştur kodu sorsalar, bu sefer o insanlar, oraya giremeyen insanlar, aşı karşıtı ya da aşı lakaydı diyorum, lakayt içerisinde olan insanlar da bir bakıma enforce olacaklar. Sanıyorum hazırlanan tedbirlerin arasında bu da var. Yani hak mahrumiyeti derken sadece devlet veya kamu veya otobüsler, ulaşım vesaire gibi alanlar değil, fakat aynı zamanda alışveriş gibi bazı alanlarda da HES kodu aranır gibi aşı belgesinin de aranması gerektiği alanlarla yaptırımlar geliyor. Asıl sen o zaman gümbürtüyü seyret. Bu sefer bütün dünya ayağa kalkacak ülkede. Efendim özgürlüklerimiz kısıtlanıyor vesaire. Ama şimdi ölüm var uçun ucunda. Kaç insanlarımız ölüyor, hastalanıyor. Yoğun bakımlar yeniden kapalı gişe olmaya başladı. Şimdi ölüm sağlığa zararlıdır kardeşim. İnsanı alıyor hayattan. O yüzden bu tür tedbirleri almadığımız zaman tedbiri alan insanlarımıza da günah olduğunu düşünüyorum. Evet, kesinlikle öyle. Dolayısıyla bir an önce gereken adımların atılmasını diliyoruz. Zaten atılacaktır da diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili de çalışma yapıldığı bilim kurulu sonrasında da tabii ki ifade edildi. Bir de tabii yaş sınırının da düşürülmesi konuşuluyor. 12 yaş altı. Çünkü okulların açılması çok elzem. Bunu da aktarmış olalım diyelim ve Şeref Oğuz son olarak da birkaç cümleyle, şimdi biz yayının başında yangın dedik, sel dedik. Mesela sel felaketleri de çok gündemde. En son işte Almanya, Çin'deki mesela yine sel felaketi oldukça çarpıcıydı. Biz zaten sık sık bunu özellikle Karadeniz bölgesinde biliyorsunuz konuşuyoruz. Siz de bugün yine ifade ettiniz. Bunun ekonomik boyutlarını da konuşacağız. Şimdi bazı tabii eleştiriler geliyor. Özellikle bu işin ekonomi tarafını konuşunca, ama burası ekonomi kanalı. Yani demişlerken orman yangınlarıyla ilgili uzmanlar da çıkarın diye. Ya o bizim işimiz değil, ama biz tabii ki insani boyutunu ve tabii ekonomi boyutunu konuşuyoruz. Ne dersiniz son olarak işin ekonomi tarafından da bize olacak maliyeti? Evet. Şimdi bu sellerin getirdiği maliyetler sadece bu gidip evini dere yatağında yapan insanların ve oradaki zayiatlarla sınırlı kalmıyor. Fakat aynı zamanda kamunun sırtına, belediyelerin sırtına çok fazla külfet koyuyor. Ve biz sürekli sellerde yok olan vadileri, heyelanları vesaireyle uğraşıp onların maliyetlerini ekonomiye yüklerken aklımıza şu gelmiyor. Peki bununla ilgili olarak doğru dürüst menfez yapsak, bununla ilgili olarak afet yasasını bundan 50 sene önceki yağış mevsimine göre yaptığımız yasayı güncellesek, çünkü gerçekten dünyada sıcaklıklar arttı ve seller çoğalmaya başladı. Şimdi Trabzon'dan söz edeyim. Dağın bu tarafında seller var, öbür tarafında mesela Bayburt'ta da kuraklık var. Ve ot fiyatların artmasından dolayı buranın ekonomisini de etkiliyor. Tereyağının fiyatı geçen sene 45 liraydı. Enflasyonla 60 liraya çıkması gerekirken, bir de kuraklık sebebiyle oradan gelen
otun pahalanması yüzünden 80 liraya 100 liraya çıktı. Bu haneye yüklediği maliyet. Ama asıl önemlisi kamunun belediye hizmetlerine getirdiği maliyetlere baktığımız zaman mesela bu yasalara koymak yetmiyor. Yasalarımız var. Yasaya uyum gerekiyor. Çünkü soruyorsun kardeşim derenin yatağına ev yapılır mı? Az önce söylediğim gibi tapusu ben de yaparım. Kimi ilgilendirir diyor. Artı belediye oraya izin verirse sen onu sürekli affedersen ama o affeder ama sel affetmiyor. Ve ekonomi de bu zararı karşılamak zorunda kalıyor. Evet kesinlikle. Şeref Oğuz çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Ve Ceren Dilekçi'ye bir dönelim. Şu anda Avrupa Borsalarındaki son durum aktaracak. Ceren hoş geldin. Nedir şu andaki son durum? Yeşilleri görüyoruz. Primler bir hayli arttı. Özellikle İngiltere dikkat çekiyor Ceren. Seni dinliyoruz. Evet Gözde, Avrupa borsaları bugün günü yükselişle tamamlıyor. Dünkü gibi aslında tablo. Çünkü bugün de bilanço iyimserliği fiyatlanmaya devam etti Avrupa'da endekslerde. Baktığımız zaman İngiltere borsası %0.8'e varan oranda değer kazanırken İtalya borsasına yükseliş %1'e ulaşmış durumda. Şirket haberlerinin yani bilançoların beklentilerden iyi gelmesi kar rakamlarını ikinci çeyrek iyimserliği destekleyen temel unsur diyebiliriz. Özellikle sabah saatlerinde Airbus'un ikinci çeyrek karının beklentileri aşması yani kar tahminlerinde yukarı yönlü revize etmesinin ardından hisselerinde yükselişin %5'i aştığını görmüştük. Kapanışa yakın kazançların önemli bir kısmını geri verdi. Günü sınırlı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Diğer yanda Shell hisseleri de hızlı yükseldi. Günü %3 civarı yükselişle tamamlayacak Shell hisseleri. Çünkü onun da karı ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu haberler pozitif fiyatlanmaya devam ediyor. Otomotiv sektörüne dönüp bakacak olursak, otomotiv sektöründe çip krizi, tedarik problemlerinin yanı sıra çalışan sayısında yaşanan eksiklik de şu anda sektörü zorlamaya başladı. Çünkü İngiltere'den bugün Haziran ayı otomotiv üretim rakamlarını aldık ve Haziran'da İngiltere'de 69.097 araç üretimi gerçekleşti. Bu da 1953 yılından bu yana en kötü ikinci rakamı işaret ediyor. Yani İngiltere'de otomotiv sektörü üretim açısından bakıldığı zaman son yılların en kötü dönemini yaşıyor Gözde. İlk 6 aylık dönemde üretim ise son 5 yılın ortalamasının %38 altında bulunuyor. Otomotiv üreticilerinden ortak bir çağrı geldi hükümete ve şu anda çalışan sıkıntısı yaşadıklarını bu nedenle çalışanların karantinadan muaf tutulması çağrısı yaptı. İngiltere'nin yaptığı uygulama kapsamında bazı kilit sektörde çalışan kişiler İngiltere'ye diğer ülkelerden gelmeleri durumunda karantinalardan muaf tutuluyor. Fakat otomotiv sektörü henüz bu sektörler arasında sayılmıyor. Bu çağrının ardından hükümet otomotiv sektöründe bu kapsamı alacak mı hep birlikte takip edeceğiz. Bununla beraber tabii çip krizi giderek büyüyor. Mesela geçtiğimiz haftalarda aktarmıştık. İngiltere'nin en büyük otomotiv üreticilerinden biri olan Jaguar Land Rover Eylül ayına kadar olan çeyrekte üretimin planlananın %50 altında kalmasını beklediğini açıklamıştı. Bu da hisseleri, ortağının hisseleri üzerinde büyük bir baskı yaratmıştı. Bugün aynı zamanda Volkswagen'in bilançosunu takip ettik. Alman otomotivi de Volkswagen'in ikinci çeyrek kârı beklentileri aştı. Ve şirket CEO'su yaptığı açıklamada aslında çip krizini sürecini diğer şirketlere kıyasla daha iyi yönettiklerini söyledi. Özellikle Çin'den gelen güçlü talebin etkisi yaşanıyor otomotiv şirketlerinde ki Volkswagen'de Çin'den gelen kazançlarının payı biraz daha büyük. Bugün de şirketten yapılan açıklamada Çin pazarında dünyanın geri kalanından Volkswagen'in daha hızlı olduğu açıklaması yapıldı. Tabii şirket aslında çip krizi nedeniyle 2021 yılı dağıtım tahminini düşürdü, tedarik tahminini düşürdü. Bu da hisse üzerine negatif etki yarattı. Her ne kadar kar tahminlerini yukarı yönlü güncellemiş olsa da dağıtım tahminini aşağı yönlü revize etmiş olması negatif etki yaratan unsur oldu. Önümüzdeki dönemde Çin'de daha da güçlenmeyi hedefliyor şirket. Bu bağlamda Çin'de elektrikli araç satışına yönelik planlarını değiştireceklerini ve daha aktif olacaklarını, yapılarını değiştirmeleri gerektiğine dikkat çekti Gözde. Teşekkür ediyorum aktardıkların için. Şimdi bir bağlantımız var. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar bizlerle. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Özlem Hanımcığım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Mücevher sektörü için güzel haberler alacak mıyız bakalım yıl sonunda? Özellikle ihracat tarafında çünkü sizin hedeflerde biraz büyüme var. 2023'te 12 milyar dolarlık ihracat hedefi dikkat çekiyor. Ben önce işin bu pozitif tarafından başlamak istiyorum. Ne dersiniz? Doğru söylüyorsunuz. 2021'in Temmuz ayına bitirmeye yakın
Şu anda 2020'ye göre %50'ye yakın yukarıdayız. Gayet iyi gidiyoruz. 2019'a göre de yukarıdayız. Yani biz bu seneyi 4 milyarla bitirmeyi düşünürken 5. ve 6. ayda hedefimizi 5 milyar dolar ve üstüne doğru yükselttik. Eğer gelişmelerde bir sıkıntı olmazsa, fuarlarımız ve uçuşlarımızda bir kolaylaşma olursa biz 5 milyar doları da geçeceğimizi düşünüyoruz. Şu anda mücevher sektörü dinamik bir şekilde yoluna devam ediyor. Evet, şimdi tabii ki bir yandan sektörün önünde bir takım engeller vardı. Geçtiğimiz haftalarda siz bir takım görüşmeler yapmıştınız bakanlıklarla. Oradan geri dönüşler de alınmıştı. Nedir son durum? Mesela şu anda bu tabii pandemi sürecinde özellikle 2020'de en çok konuştuğumuz konu altın ithalatıydı. Yani biz bunu zaten cari denge tarafında da rakamlarda da görüyorduk, dış ticaret rakamlarında. Dolayısıyla bununla ilgili önlemler alınmıştı aslında ama sektör bundan çok fazla memnun olmamıştı. İsterseniz önce bir başından bir hatırlatalım. Tabii. Şöyle söyleyeyim, 2020 yılındaki 25 milyar dolarlık altın ithalatı Türkiye'de enerjiden sonraki en büyük ithalat oldu ve cari açıda dolayısıyla çok büyük bir etkisi oldu. Bunun birden 25 milyar dolar olması doğal olarak ki hükümet tarafında da ne oluyoruz, nereden çıktı bu ithalat gibi soru işaretleri oluşturmaya başladı ve bununla ilgili önlem almak ihtiyacı hissedildi diye düşünüyorum. Ve zannediyorum bu 25 milyar dolar gibi büyük bir rakamın olmasından dolayı da bütün bize dokunan, mücevher sektörüne dokunan bakanlıklar, bu Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye, Kambiyo, Altın Borsası, Darphane, bütün birimler kendilerine göre bazı önlemler almaya başladılar. Fakat buradaki sıkıntı şu, alınan önlemlerin hepsi altın ithalatının yavaşlatılmasına veyahut da engellenmesine yönelik gibi yapılırken tamamen ihracatın ilerlemesine ve genişlemesine sebep olacak engelleri ortaya çıkardı. Dolayısıyla şu anda mesela 2020 yılının Mart ayından beri başlayan, son 20 yıldır gayet iyi giden bir mücevher sektörü, %5'lerden %5'lere gelen bir dünya piyasasından pay alan bir sektör, birden 2020 Mart ayından itibaren bazı genelgelerle, düzenlemelerle önlerine engel çıkarılmaya başladı. Bu 2021'in Ocak ayında, Şubat ayında artık pik yaptı. Yani evet, altın ithalatına engel olmalıyız, olabilirsiniz. Çünkü biz mücevher ihracatının altın ithalatıyla uzaktan, yakından alakası olmadığını en son iki hafta önceki Ticaret Bakanımızla yaptığımız toplantıda, ki bugüne kadar yaptığımız en başarılı toplantılardan bir tanesiydi. Ticaret Bakanlığı'nın bütün genel müdürlükleri, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Kambiyo gibi 20 kişiye yakın, yaklaşık 3 saat süren bir toplantıda her şeyi bütün detaylarıyla tek tek anlattık. Bu Ticaret Bakanlığı tarafından çok iyi anlaşıldı ve kavrandı. Bu 25 milyar dolarlık ithalatta mücevher ihracatının sebep olmadığı, alınan önlemlerin, ancak alınan önlemlerin ihracatın artışına engel olduğu, dolayısıyla bunların tekrar düzeltilmesi gerektiği ortaya çıktı ve Ticaret Bakanlığı çok hızlı hareket etti. Kendilerine de buradan teşekkür ediyorum. Gerekli düzenlemeleri yaptı ve bazı gecikmeleri, bazı eksikleri düzelttiler. Ancak maalesef mücevher sektörü birçok yere dokunuyor. Yani sırf tek Ticaret Bakanlığı ile olsa amenna, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da dokunuyor. Ve büyük çıkacak çözümlerin esas yeri de Hazine ve Maliye Bakanlığı. Kendileriyle de önümüzdeki hafta toplantı yapacağız. Kendilerine de izah edeceğiz. Yani orada şöyle bir laf kullanıldı. Yani benim bugün 1 milyar dolarım olsa altın almama engel olacak bir şey var mı aldığınız önlemlerle? Cevap hayır. Peki satmamda bir engel var mı? O da hayır. O zaman alınan önlemler neye yaradı? Yalnızca alelacele o gün için 25 milyar dolar ithalat var. Buna nasıl engel oluruz da ilgili yapılan şeylerin hepsinin esasında mücevher ihracatın önüne bir set olduğu anlaşıldı. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, özellikle Hazine Kambiyo'nun burada çok hızlı hareket etmesini istiyoruz ama maalesef Ticaret Bakanlığı gibi hızlı hareket etmiyorlar. Sağ olsun Ticaret Bakanımızın bir desteğiyle önümüzdeki haftalarda Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızla da görüşüp kendilerine anlatacağız
problemlerin ortadan kalkacağına inanıyorum. Zira altın sektörü ve mücevher sektörü stratejik bir sektör Türkiye'de. Yani madencilikten başlayıp ihracata kadar Türkiye'nin en katma değerli sektörü. Ve dünyada %5 pay alan, biz şu anda %5 pay alıyoruz dünya mücevher ihracatında. Türkiye'de %5 pay alan ve kilogram fiyatı 3-4 bin dolar olan başka sektör yok. Türkiye'nin ihracatı kilogram başına 1 doların altında, bakın 1 dolar. Bizimki ise 3 bin ile 4 bin dolar. Dolayısıyla burada özellikle bizim önümüz açılırsa, sizin ilk başta söylediğiniz gibi biz bu sene 5 milyar dolara geçeriz. 2020'yi %50, %60 oranında geçeriz. 2019'u da geçeriz. 2023 12 milyar doları da yakalarız. Ancak bakın biz yeni bir şey istemiyoruz. 2020'den itibaren önümüze koyulan setlerin kaldırılmasını, 20 senedir problemsiz devam eden bir sektörün aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. Mustafa Bey, isterseniz hani dikkat çekmek adına tam olarak ne yapılması gerekiyor? Yani sizin tam beklentiniz nedir? Onu böyle birkaç cümleyle tekrar ifade edelim. Şöyle söyleyeyim, mücevher sektörü hızla alakalı bir sektör. Çok hızlıyız biz. Yani bizim hız artık bugün çok önemli olaylardan bir tanesi. Bugün 4 saat uçuş mesafesinde ihracatımızın artmasında Türk Hava Yolları'nın çok büyük etkisi var. Uçuş sayısının ve konduğu nokta sayısının artmasından dolayı artık 4 saat mesafede biz dünyanın %60-70'ine hitap ediyoruz. Dolayısıyla insanlar sabah gelip mallarını alıp akşama gitmek istiyorlar. Biz buna uğraşıyoruz 3 senedir. İnsanlar gelsinler, parasını, altınını getirsinler, ürünlerini alsınlar, gitsinler. Ve bunun içinde çok büyük bir ivme kazanmıştık. Bunun içinde işlerin hızlandırılması gerekiyordu. Mesela bu olayda darphane olayı var. Biz bunu 2004 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüğümüz zaman, o zaman büyük bir vizyon koymuştuk 15-20 senelik. Darphane olayını kaldırmıştık. Yani normalde ayar kontrolleri darphaneden alınıp, darphanenin yetki verdiği 32'ye yakın ayar evinden kontrol ediliyordu. Mesela bir de bu ithalatın artması adı altında bütün bu ayar evleri ortadan kaldırılarak tekrar darphaneye verildi kontroller. Yani biz buradan bu tekrar yavaşlatıyor darphaneye... diyorsunuz değil mi? Bu tekrardan tabii sizin yavaşlatıyor hızınızı yani. Kesen. Normalde olsun. Bir saatte süren olay ortalama 5 günle 20 güne çıktı. Yani bizim, evet. bizim hızlı olmamız lazım. Yani dünya çok hızlı şu anda. Onun için bu mesela örneklerden bir tanesi. Bunu kim kaldıracak? Hazine ve Maliye Bakanlığı kaldıracak. Veyahut da dahili işlem rejimi kapsamında insanlar bize altınlarını gönderiyor. Biz işleyip çok hızlı bir şekilde geriye gönderiyoruz. Bununla ilgili bir sürü engeller geldi. İnsanlar altınlarını bize gönderemiyorlar. Bir Amerikalı, bir Alman, bir Fransız, Avustralyalı, Hong Konglu firma kendi ülkelerindeki külçe altını bize gönderip dahili işlem rejimi kapsamında işleyip yüzük küpe olarak geri almak istiyor. Bununla alakalı inanılmaz derecede eskiden direkt bize müşteri gönderirken şimdi borsadan geçme zorunluluğu getirildi mesela. Diyoruz ki neden borsadan geçelim? Bizim borsayla ne alakamız var? Biz üreticiyiz, mal üretiriz ve satarız. Borsadan geçip kayıt altındayız. Zaten kayıt altındayız. 20 senedir kayıt altındayız. Biz kayıtsız bir şey yapmıyoruz ve Türkiye'de dahili işlem rejimini %100 problemsiz yürüten tek sektör mücevher sektörü. Bugüne kadar herhangi bir firma ceza almamış, gümrüklerde herhangi bir sıkıntı yaşanmamış. Ama bu 25 milyar ithalat davasında neler yapabiliriz de bu bazı şeyleri yavaşlatabiliriz derken, evet. Altın ithalatı ile ilgili yavaşlama yok. Bakın hala söylüyorum bunu. Evet yavaşladık derse falan. Şu anda 1 milyar dolar yastığınızın altından çıkarıp herhangi bir yere gittiğiniz zaman alabiliyor musunuz, alamıyor musunuz? Alabiliyorsunuz. O zaman neye engel olundu? Veya 20 milyar evet, dolar... Burada özellikle tabii zamana karşı yarıştığınızı ifade ediyorsunuz. Bir de tabii katma değer anlamında kilogram başına 3 bin dolar ciddi bir rakam. Buraya biraz hani destek versek, ilerletsek hani bizi de çok iyi anlamda destekler cari açığımız anlamında da. Şunu sormak istiyorum son birkaç cümleyle. Özellikle hani bu Türk Hava Yolları gelişti dediniz. Başka destinasyonlarla ilgili yani ihracat pazarlarımızla ilgili genişleme son birkaç senedir mesela ne aşamada hangi ülkeler listeye eklendi? Çünkü binde beşten yüzde beşe çıkması oldukça etkili bir rakam. Şöyle söyleyeyim, birincisi bu sayının çok yükselmesi, bütün coğrafyaya uçması çok önemli. Mesela daha bu hafta Angola hükümeti Cumhurbaşkanı ile beraber buradaydılar. Hı hı.
özellikle çok önemli. Yani yeni yeni pazarlara hem uçuşlar hem ticaret çok gelişiyor. Bu bizim için çok önemli. Mesela yeni pazarlarımızdan bir tanesi Sayın Ticaret Bakanımız söyledi, Hindistan olacak. Evet. Onun dışında çok önemli başka konulardan bir tanesi uzak diyarlar. Yani biz ihracatımızın %50-55'ini hala Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Bir sıkıntı evet. olduğu zaman sıkıntı yaşıyoruz. Bizim pazar çeşitlemesine ihtiyacımız var. Dolayısıyla Türk Hava Yolları'nın her açtığı yeni hat bizim oraya ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Yani bana bugün Güney Amerika'ya hat açsın, direkt uçayım ben. Çünkü biz pazarlamamızı elimizdeki çantalardaki örnek setlerle yapan bir sektörüz. Peki. Ben çantamın içine koyuyorum 50 bin, 100 bin dolarlık örnek malı, yüzüğü, küpeyi, kolyeyi, kapı kapı dolaşıyorum. Biz böyle mal satıyoruz. Peki. Mustafa Bey, çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bu çok önemli. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Dileriz sektörün sorunları da buradan duyurmuş olalım. En kısa çok sürede çözülür. Sağ olun yorumlar için. Şimdi İrfan Donat bizlerle, tarım editörümüz. İrfan hoş geldin. Merak ediyoruz tabii ki senin yorumlarını. Gün içerisinde çok konuştuk enflasyon kalemini tek tek tabii ama gıda enflasyonu tarafındaki istersen rakamları bir güncelleyelim. %13'ten %15'e yükseltildi ama tabii sen sık sık yayınlarda ifade ediyorsun işte gübreden tahıla ne varsa zamlanan, nasıl şu andaki rakamlar? Şimdi dediğin gibi çok tekrara kaçmamak adına ben o taraflara çok girmeyeceğim ama raporda özellikle gıda ve tarım tarafını ilgilendiren birkaç tespit var. Onu belki hatırlatmakta fayda var. Özellikle şu noktanın altı çiziliyor biliyorsun. Nisan-Haziran döneminde yani yılın ikinci çeyreğinde enflasyondaki artışta 3 ana grup etkili. Temel mal grubu, enerji ve gıda. Şimdi çekirdek enflasyondaki yıllık bazlı yükselişin de yine iki temel etkeni var. Bir temel mal grubu, ikincisi de işlenmiş gıda diye zaten raporda yer alıyor. Şimdi Sayın Kavcıoğlu konuşmasında gıda enflasyonu varsayımlarımızı döviz kuru gelişmeleri ve uluslararası fiyatlara ilişkin görünümü dikkate alarak 2021 ve 2022 yılları için bir miktar yukarı çektik dedi. Sen de biraz önce söyledin bu yıl sonu için tahminler %13'ten %15'e çıkartıldı. Gelecek yıl içinde 2022 içinde yine gıda enflasyonu tahmini %9.8'den %10.1'e yükseltildi. Tabii enflasyon raporunda dikkat çekilen noktalar ve yukarı yönlü revizyonlar aslında tarım sektörünün kronik sorunlarının ve kırılgan yapısının sonuçlarını gösteriyor gözde. Biz bugün sonuçlar üzerinden konuyu tartışıyoruz ama bir türlü nedenlere gerçek manada eğilmiyoruz. O yüzden zaten bu tartışmalar durmadan devam ediyor. Nedir bu? Türkiye'nin tarımsal üretim modeli. Hep söylediğimiz şey, Türkiye ithalata dayalı bir tarımsal üretim modelinde ısrar ettiği sürece uluslararası tarım entiye ve gıda fiyatlarındaki hareketlere, kurdaki dalgalanmalara ve ithalat politikalarına karşı hep aşırı kırılgan ve hassas olacaktır. Bu bizim yumuşak karnımız. Bunu bir kere bir kenara koyalım. Tarımsal üretim tarafında sen de biraz önce söyledin, gübreden zira ilaca, yemden tohuma kadar ana girdi kalemlerinde önemli bir kısmında ithalata bağımlıyız. Kurun seviyesi ortada. Sadece bir örnek vereyim. En çok çiftçinin kullandığı DAP ve üre gübresi son bir yılda %150 arttı. Şimdi yani bu kabul edilebilir bir artış oranı değil. Tabii bu da üretim maliyetleri üzerinde çok ciddi bir baskı yaratıyor. Yem tarafına bakıyoruz %60-70 son bir yılda fiyat artışı var. Ama şunu da not olarak düşmekte fayda var gözde. Bugün tarımın pek çok alt kolunda üretim maliyetleri çok ciddi şekilde artsa da bunların üretici satış fiyatlarına yani tarım üfeye tam olarak yansıdığını söylemek de mümkün değil. Eğer bu gerçek manada yansısa biz çok daha yüksek bir gıda enflasyonuyla karşı karşıya kalırız. Ama dediğimiz gibi yansımıyor ve bu durumda aslında kendi içerisinde başka bir risk doğuruyor. Zira girdi maliyetleri artarken aynı oranda satış fiyatı artmayan üretici zarar ettiği ve para kazanamadığı gerekçesiyle tarımsal üretimden kopuyor. Ya da üretimini azaltıyor, kapasitesini düşürüyor. Aslında bu da arz tarafında orta ve uzun vadede bizi daha riskli bir konuma sokuyor. Yani arz talep dengesini ithalatla dengelemeye çalıştığımız sürece de bu kısır döngü hep karşımıza çıkıyor ve her geçen gün daha büyük bir problem haline gelecek. O yüzden tarım ve gıda politikalarında artık yeniden ham maddesinden başlayarak yerli üretime odaklanmanın zamanı geldi. Hani bu hep söyleniyor, dile getiriliyor ama bunun altını doldurmak lazım. Artık tarımda yeni bir yaklaşım ve modele ihtiyacımız var. Mevcut sistem hem gıda güvencesi hem de güvenliği açısından aslında çok sürdürülebilir gözükmüyor. Bugün baktığınızda üretimden tüketime kadar herkes mevcut tablodan rahatsız. Yani üretici yüksek maliyet ve düşük satış fiyatından dolayı şikayetçi, haklı.
tüketiciye bakıyoruz. Alım gücü azaldığı ve ürünlerin fiyatı pahalılaştığı için sağlıklı güvenilir gıdaya makul fiyatlarla erişemiyor. Haklı. Sonuna kadar haklı. O zaman işte şapkayı önümüze koyup tarım ve gıda politikalarına, günün şartları ve konjonktürüne göre yeniden bakmamız lazım. Çünkü biliyorsun hep konuşuyoruz. Gıda komitesinin faaliyetleri 6-7 senedir konuşuluyor, kuruldu ama çıkan sonuçlara bakıyoruz. Gerçekten somut bir şey tam olarak ortada yok. Üretimden pazarlamaya kadar değer zincirinde yaşanan sorunlar, aksaklıklar hep konuşuluyor. Ama aldığımız yol, kat ettiğimiz yol maalesef çok uzun değil. Hal yasası, perakende yasası bunlar artık yılan hikayesine dönen konular. Ama hala bir ortada somut bir çıktı yok. Erken uyarı sistemi, yine Gıda Komitesi'nin, Merkez Bankası'nın hep konuştuğu, dile getirdiği şeyler. Ama orada da yine somut bir çıktı yok. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu sorunların çözümünde ilk muhatap olmadığı ama sorunlar çözülmediği için karşılaşılan gıda enflasyonu yüzünden ilk muhatap olduğu bir noktada. Bu da bir paradoks aslında. Evet İrfan, bu arada tabii biliyorsun bugün Şahap Kavcıoğlu açıklamalarında mesela bazı hani topyekun mücadele vurguları yaptı biliyorsun. Bazı sektörlerde de fiyat artışlarının olduğundan fazla yansıtıldığını söyledi ama sen mesela hani gıda sektörü için, özellikle tarım sektörü için söylediğim, benim anladığım aslında burada tam anlamıyla da yansıtılamamış fiyatlar var değil mi? Süt ve süt ürünleri tarafında öyle, et ve et ürünlerinde keza öyle. Yani burada maliyetler çok ciddi şekilde arttı. Yem maliyetleri başta olmak üzere o kaynaktan dolayı. Ama bugün çiğ süt fiyatı zaman zaman konuşuyoruz seninle de ya da kırmızı et fiyatları, karkas et fiyatları bugün olması gereken seviyelerin altında. Bunu Sayın Tarım Bakanı da dile getirdi. Yani bugün 45 lira maliyeti olan karkas etin bayramdan önceki açıklaması bu. Üreticide 43 liraya satıldığını söyledi. Yani üreticinin aslında 2 lira zarar ettiğini Sayın Bakan da dile getirdi. Yani bu aslında hesaplamalarla da herkesin bildiği bir şey. Ama bir taraftan tabii gıda enflasyonuyla mücadele noktasında işte bazı ürün gruplarında fiyatların baskılanması ya da işte artmaması yönünde bazı uygulamalar alınmaya çalışılıyor. Bence bu bugüne kadar çok da bir çözüm olmadı. Yani gıda enflasyonunun sebebini tarım ya da çiftçi olarak göstermek biraz bence eksik bir nokta, yanlış bir nokta. Evet. Dediğim gibi için temeline bakmak lazım. Biz içeride üretimini neden arttıramıyoruz ya da üretim maliyetlerini neden aşağı çekemiyoruz? Hala gübrede, zira ilaçta, tohumda neden dışa bağımlıyız? Evet. Önemli miktarda ithalat var. Bunları konuşmamız, tartışmamız lazım. Desteklemeleri nasıl daha etkin hale getirebiliriz? Bunu konuşmamız lazım. Peki. Eğer bunlar yapılırsa temelde zaten sonraki halkalar sistematik olarak biraz daha rahatlayacaktır. Evet İrfan Donat, çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Gün boyu zaten enflasyon tarafını konuştuk. Gıda tarafında da son durumun aslında yerli ve milli temayla yeni bir planlama yapılması gerektiğini vurguladı. İrfan Donat, teşekkür ediyoruz. Ve noktalıyoruz günden kalanları efendim. İyi akşamlar diliyorum.